Değerli izleyenler, son günlerde kamuoyunu gerçekten de çok meşgul eden bir olay var. O da İstanbul Deniz Otobüslerinin fahiş fiyat politikası ve bu durumdan yolcuların çok şikayetçi olmaları. Şimdi bu konuyu görüşmek üzere de yanımda çok değerli bir eski denizci var. Feribot ve Roro işletmelerinin Türkiye'deki otoritesi sayılabilecek bir abimiz. Emekli deniz yolları, emekli deniz yolları, deniz nakliyat, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmelerinin Bandırma ve Erdek acentesi. Yaklaşık 35 yıl hizmet verdi bu sektöre. Selam abi, hoş geldiniz. İDO hakkında son günlerde müthiş şikayetler var. Bunu yaygın basın ele alıyor, yazarlar, büyük yazarlar yazıyorlar, yerel basın işliyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz İDO'nun fiyat politikası hakkında? İDO'nun fiyat politikası ile ilgili bizim basında zaten yazılıyor, çiziliyor. Halkımız bu konuda bilgi sahibi. Bizim daha fazla bir şey eklememiz doğru olmayacağı kanaatindeyim. Ancak Bandırma'nın ve yörenin bir sosyal politikası var. Bir de coğrafi konumu var. Bu şartlar 35 senedir incelenmiş, rapor halinde devlete sunulmuş ve 1995 yılında bu proje tarafından hazırlanmış Bandırma Bansiyat iş adamları yetkililerine sunulmuştur. Bansiyat projeye, o zamanki projemize benim iddialı olarak sunduğum günde 5000 yolcu bulurum şeklindeki beyanatımı biraz hayali bulmuş olacaklar ki itibar etmediler. Ancak, nasıl bir projeydi Süleyman abi? Biraz açalım. Nasıl bir projeydi bu? Bu proje 1963'ten beri görev yaptığım deniz yolları işletmesinde sürekli araştırmalar yaparak 1978'de Bandırma'ya acente oldum. Bandırma'nın coğrafi konumunu yakinen gördükten sonra çok özellik taşıyan bir liman olduğunu gerek devlet yetkililerine gerekse zamanın diğer kuruluşlara elimden geldiğince hem şifahen hem de hazırladığım raporlarla beyan etmeye çalıştım. Bandırma, Batı Akdeniz, Ege, Batı İç Anadolu, Güney Marmara'nın İstanbul'a ve Avrupa'ya açılan kapısı. Hatta Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kafkaslara da açılan kapısı olması hasebiyle Bandırma Limanı büyük önem harz etmektedir. Gerek denizcilik bakımından gerekse Türkiye'nin taşımacılık politikaları bakımından. Bu itibarla bir şey yapma gereğini Bandırma'ya yaptığım hizmetlerden dolayı bir hizmet yapma gereğini duydum ve bu hizmetimi Bansiyat'la paylaştım. Ancak bu konuda Bansiyat çok duyarlı davranmadığı için MÜSİAD sahiplendi. Zamanın Bandırma MÜSİAD Şube Başkanı Sayın Ekrem Yüzbaşı Bey beni arayarak bu projemi onlarla paylaşmayacağımı sordu. Ben de memnuniyetle paylaşırım. Çünkü burada önemli olan Bandırma'ya hizmettir. Bandırma ve yöresine hizmettir. Ve biz bu projemizi MÜSİAD Genel Kurulu'na Bandırma projesi olarak sunduk ve Yıldız Proje seçildi. 1995-98 yıllarında zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları oldu, büyük yardımları oldu ve bu proje 1998 yılında hayata geçirildi. Yani peki
Süleyman abi, bu projenin ayrıntısı nasıl? Bir şirket mi kurulacaktı? Nasıl olacaktı? Nasıl işleyecekti proje? Efendim, bu proje başlangıçta halka açık Bandırma'nın sahiplenebileceği bir kuruluş tarafından olmasını önermiştik. Bunun başına da Bandırma'nın başarılı iş adamlarından birisinin olmasını empoze etmiştim. İsterseniz parantez açıp zikredelim. Ömer Görener veya Recep Gencer gibi hem Türkiye hem dünya çapında bir kişinin bu halka açık denizcilik şirketinin başında olmasını, benim de rütbesiz bir nefer olarak aktif görev alıp danışmanlık görevi yapılması kaydıyla düşünmüştük. Ancak Bansiyat'ın projeye sıcak bakmaması, Müsiat'ın buna sahip çıkması ve Allah'ın bir lütfu bu. Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması, projeye sahiplendi. Yardımlarını esirgemediler. Ben de Ankara İl Başkanı Hüdaverdi Çakır'ın yardımıyla dönemin başbakanı merhum Necmettin Erbakan'a 40 dakika briefing verdim. Bandırma Limanı'nın özelliklerini ve hinterlandının zenginliğini kendilerine izah etmeye çalıştım ve proje kabul gördü, yerinde bulundu. Turgut Özal ve Adnan Menderes feribotları alındı ve çalışmaya başladı. 5000 yolcuyu hayal mahsulü bulanlar 12.600 yolcu taşıdığımızı görünce ellerini omuzuma atarak sen haklıymışsın Süleyman abi dediler. Süleyman bir girişimde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlar kendileri bir şirketle taşımacılık yapmayı düşünüyorlar. Bu konuda düşünceleriniz nedir? Bandırma'ya bir örnek olabilir mi bu tekrar? Evet. Aynen ben de Bursa ile ilgili duyumlarım oldu. Hatta bir televizyon kanalında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe'nin bu konuda çalışmaların yapıldığını bizzat söylediler. Günün konusu olan İDO'nun fiyat politikası ve çalışma şartlarını da göz önünde bulundurarak halkın da şikayetini bir nebze azaltmak için böyle bir yola girdiklerini duydum, öğrendim. Bana göre başarılı olunur. Çünkü denizcilik taşımacılığında iki tane taşıma şekli var. Bir, korozman taşımacılık. Yani Bandırma, karşı liman İstanbul. Mudanya, karşı liman İstanbul. Bir de paralel taşımacılık. Yani İstanbul-İzmir. Hem karayolu var, hem deniz yolları var. Korozman taşımacılıkta başarı %100. Paralel taşımacılıkta başarı %20. Bu denizcilik taşımacılığında bu teori böyledir ve kurulduğundan beri böyle olmuştur. Şimdi Bursa'da başarılı olabilir. Yeter ki doğru adımlarla, doğru kişilerle, doğru politikalarla iki liman arasındaki hattı iyi realize etmek, halkın isteklerini yerinde tespit etmek, hinterlandı Bursa'ya yönlendirmek. Bu çalışmaların yapılması şarttır. Biz Bandırma'da hem görev yaptık hem de hiç boş durmadık. Sürekli nakliyat şirketleri, taşıyıcılar kooperatifleri, tır şirketleri ve
diğer taşımacılıkla ilgili iştigal eden kuruluşları, sanayi kuruluşlarını tek tek yerinde ziyaret etmek suretiyle onları bandırmaya yönlendirmiştik. Rora seferleri bu şekilde başladı. Ama bunu devamlı taze tutmak lazım. Çalışmalarla ilgili sürekli bilgi vermek lazım. Taşıdığınız yolcu ve araç sahiplerinin de isteklerini devamlı tespit edip üst makama bildirmek gerekiyor. Bursa bu yolu tercih eder, doğru kişilerle doğru işler yaparsa pekala başarılı olabilir. Süleyman abi, son sorum, Bandırma Limanı özelleştirildi. Bu özelleştirme sizce Bandırma'ya bir katkı sağladı mı? Şimdi, şu ana kadar. Ben emekliyim, biliyorsunuz. Ama bir tabir vardır, bir insan bir defa deniz suyuna değmişse kopması zor olur. Ben de limandan öyle çok ilgimi kesmiş değilim. Edindiğim izlenimlere göre sosyal yapı itibariyle Bandırma'dan pek çalışanlara rastlamadım. Bunu belediye daha çok bilir. Belediye çalışanları, diğer sosyal kuruluşların kişileri daha iyi bilir. Ama liman özelleşirken Bandırma biraz daha aktif davranıp daha iyi pay sahibi, daha iyi bir yerde olabilirdi diye düşünüyorum. Bu benim 52 senelik denizcilik tecrübeme göre konuşuyorum. Tabii hiç kimse, ben de tam olarak bilmiyorum ama benim kanaatim bu. Çok teşekkür ederim Süleyman abi. Büyük emeğiniz var denizciliğe. Tekrar deneyimlerinizi aktardınız. Dileriz yetkililer bunlardan yararlanırlar ve daha isabetli bir yol izlerler. Çok teşekkür ederim.